Günaydın Gözde. Günaydın. Nasılsın bugün? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. 29 geçe başlattım. Bir dakika içinde Evet. umarım gelen arkadaşlarımız olur. Bugün burada hava çok Daha kapalı kapalı. ve bir saniye bir yerden sesim yankılanıyor. Burası da öyle, birkaç gündür bayağı soğuktu. Dün biraz daha iyiydi. 22 dereceye kadar falan çıktı. Bugün gene düştü. Artık soğuklar geliyor. Ya Sen soğukluğundan değil de soğukta var kapalı mısın? olması beni çok depresif yapıyor. Böyle sabah kalkasın gelmiyor ya, öyle kapalı olunca. Doğru. Merhaba Elif. Hoş Merhaba. geldin. Merhaba. Sorularınız varsa başlayabiliriz arkadaşlar. 30 geçiyor şu anda. Aynen. Buçuk oldu. Ben Instagram'dan tekrar hatırlatma yapıyorum. Tamamdır. Anlaşıldı. Seni etiketleyeyim. Tamam. Elif ve Buket, ikiniz de mülakata giriyorsunuz değil mi? Alanlarınız nedir? Sene, evet doğru, hemşirelik de Buket Buket hocam seneye yazıyor girecek. sınıfta. Tamam. Bu seneyi hemşirelik açılmadığı için inşallah seneye açılır. Hı. Sizi de aramızda görürüz. Evet, Gözde hatırladı. Bu arada tekrar hatırlatayım, bizim sesimiz biraz geç geliyor size, yani bir 5-10 saniye sanırım canlı yayından dolayı öyle bir şey var. 5-10 saniye geç duyuyorsunuz bizi. Biz görür Tamam. görmez size cevap vermeye çalışıyoruz ama biraz geç geliyor ne yazık ki. Evet. Merhaba Oktay. Merhaba. Oktay ve Elif, siz hangi alanlardan gireceksiniz mülakata? Milli Eğitim Bakanlığı. Doktora dahil mi? Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Önceki senelerde hep dahildi ama bu sene sanırım bazı kadrolarda sadece yüksek lisans vermişlerdi. Elif de peyzaj mimarlığı bu yıl açılmadı. Aa, üzüldüm. Hemşirelik de açılmadı, o da açılmadı o zaman. Evet, Oktay'ın sadece yüksek Sadece yüksek lisans. lisansmış. Türkiye'ye ne zaman döneceksin? Ben 2 yıldır hiç gidemedim Türkiye'ye ne yazık ki. Ne zaman da gidebilirim bilmiyorum. Aynı, bende de aynı durum var. 2 sene oldu benim de. En 2 yıl son oldu mu gideli. senin de? Evet, oldu gerçekten. Bakalım, mezuniyetime de 1,5-2 sene civarı bir şey kaldı. Artık mezuniyete kadar muhtemelen gitmem buradayım. Öyle mi diyorsun? Arada bir gitmez misin? Oradan daha yakın. Ya Oradan daha yakınlığından yakın. değil, daha ucuz oradan. Yakınlık, Aynen. uzaklık değil de para sorun. Ama zor ya. Gerçekten vakit yok hiç. Özellikle yaz tatilleri bizim için çok önemli burada, paper yayınlamak için. Doğru. O yüzden mecbur buradayım, yani hiçbir yere kıpırdayamıyorum. Ben odyoloji okuyorum. Bizim bölümde de burs alanlar var. Umarım bana da nasip olur. İnşallah. İnşallah. İnşallah ve nasip olur. Daha önce odyoloji açılmış mıydı acaba? Bir yerlerde görmüştüm ama tercih tablosunda mı? Yoksa başka bir şeye bakarken mi dikkatimi çekti, hatırlamıyorum. Ben de hatırlayamadım. Ama burs alanlar var demiş herhalde. Daha önce açılmış. Evet. Oktay, sizin bursunuz Ankara'da mı? Bursunuz diyorum, pardon. Mülakatınız Ankara'da mı, İstanbul'da mı olacak?
Bilmiyorum, düşük galiba. Olabilir. Hiç belli olmuyor hangi alanın ne kadar kontenjan verileceği. Her sene değişebiliyor yani. Bir sene çok açılıyor, bir sene hiç açılmıyor. Bir sene daha düşük açılıyor. Hiç belli olmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na mülakata gireceğim. Şimdi kontenjan iki kişi nasıl fark yaratıp kazanabilirim? Güzel. Aday bilgi formunu. Merhaba Büşra. Aday bilgi formunu, yani sizin cevaplayabileceğiniz bütün bilgilerle doldurdunuz mu? Öncelikle önemli olan bu. Son gün Ekim 3'te. Oh, bayağı varmış. Oh. Şanslısınız da aslında. Önceki girenlere sorup hani böyle biraz cesaret oluyor. İşte size ne sordular? Genel kültür olarak hani ne geldi? Ve alanınızla ilgili ne kadar detaya girdiler? Bu gibi şeyler öğrenince de biraz cesaret geliyor. Son gün olması bu yönden iyi olabilir. Aynen. Ne olabilir fark olarak? Dediğin gibi aday bilgi formu önemli. Tamamen soruları cevaplayabileceğiniz şekilde doldurursanız, çünkü oradan çok sorusu geliyor. Daha doğrusu benim zamanımda yoktu aday bilgi formu, ama benden sonra duyduklarım da Melike de biliyor zaten bizzat. Oradan çok şey geliyor, soru geliyor. Hani onu üzerinden gidip daha bir güvenli bir şekilde cevaplayabilirsiniz soruları. Ben de kendi aday bilgi formumu açtım burada. 2016 yılında girmiştim mülakata. Hatta 2017 Ocak'ta girdik biz. 2016'da işlemler çok uzun sürmüştü. Gözlerinin sesi derinden geliyor demişler. Ya anlaşılmıyor mu da sesi? Öncekilerde de mi öyle oldu acaba? Bilmiyorum ki, daha önce bir şey diyememişlerdi ama Skype üzerinden geliyor ya, muhtemelen ondan. Bana çok iyi geliyor. Ama az Altı duyuluyor ama biraz mı? anlaşılıyor. Anladım. Kusura bakmayın, nasıl düzelteceğimi bilmiyorum Evet. bunu. Çünkü hani şu an bana iyi geliyor ve neyi yanlış ol acaba onu bilmiyorum. Aynen, ben de şu an anlaşılıyor aslında ama evet, biraz buğulu. Yani biraz daha yüksek sesle konuşmaya çalışayım o zaman. İnşallah Anladım. Belki anlaşılmaya devam eder. evet, belki internet bağlantımızla ilgili bir şeydir. Belki. Bilmiyorum. Okey. Teşekkürler arkadaşlar. Form için de mesela ben işte kendi formumu açtım. Şu an size okuyayım neler yazdım ek olarak. İşte mezun olduğum yerler. YDS'ye girdiğimi yazmışım mesela ama puanım iyi değildi. Ben yazmadığımı hatırlıyordum hatta bunu. Ama yazmışım. İş tecrübesi kısmına da lisede staj yapmıştık biz. Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum. Lisedeki stajıma kadar yazmışım mesela. O zaman yaptığım staj, sonra yaptığım gönüllü çalışmalar. İşte bir dershanede, etüt merkezinde çalışmıştım, onu yazmışım. Daha sonra mesleki ve akademik çalışmalar kısmına hiçbir şey yazmamışım. Çünkü yoktu herhangi bir yayınım lisanstayken. Diğer kısım yapılan çalışmalar ve etkinlikler diye bir kısım var. Buraya lisansta 3 tane projeye dahil olmuştum. Birisi direkt benim adımaydı. TÜBİTAK'tan bir projeydi. Diğer ikisi ise arkadaşlarıma yardım etmiştim o projelerde. Üçünü de yazmıştım ama bunların hiçbirinden soru gelmedi mesela bana bu projelerimden. Çünkü konumla çok alakalı değillerdi. İşte Orman Genel Müdürlüğü'nde moleküler genetik benim alanım. Benim çalıştığım, yani lisansta çalıştığım konular ise kuş ve nasıl diyeyim, stres üzerine bir çalışmaydı. Onlarla hani alakalı olmadığı için belki de sormadılar. Hobilerimle ilgili soru gelmedi diye hatırlıyorum. Mesela oraya dikiş dikmek bile yazmışım. Hobilerime. Çünkü dikiş dikmeyi seviyorum. Hatta şu anda da evimde dikiş makinem falan var. Hani ilgimi çeken bir alan ve onu bile yazmışım ama herhangi bir soru gelmedi. Tabi buraya illa kendi alanınızla ilgili bir şey yazmak zorunda değilsiniz. İşte mesela kuş gözlemlemek yazmışım ben. Bu da benim hem lisansta yaptığım projelerden kalan bir ilgi alanımdı. Kuşlarla ilgilendiğim için. Yüzmek, dikiş dikmek gibi şeyler yazmışım. En alt kısımda yazmak istediğiniz diğer hususlar kısmını biraz ayrıntılı anlatmışım. Burada demişim ki TÜBİTAK projesi yaptığım zaman deney hayvanları uygulama ve etik sertifikası aldım. İşte bundan bahsetmişim. Yine onunla ilgili de soru geldiğini hatırlamıyorum. Daha sonra katıldığım konferansları yazmışım.
İşte Türkiye'nin şurasında şu konferansa katıldım. Ayrıca ODTÜ'de yer alan, yani mezun olduğum okulda yer alan sempozyumlara, bilmem nelere katıldım diye yazmışım. Ama mesela çok ayrıntılı isim de vermemişim burada. Şuradan soru geldi, son kısımdan soru geldi. Demişim ki lisans eğitimimde ekoloji ve bitki biyoloji derslerimi başarıyla tamamladım. Son olarak Ramaz Ekolab ve Minitab programları kullanabiliyorum. Bunlara ek olarak QGIS programını ve biyolojik veri tabanlarını, verilerini analiz etme araçlarını SQL isimli dil ile kullanmayı öğreniyorum. O sırada bununla ilgili bir ders alıyordum, SQL ile ilgili. Ve işte belirtmiştim, şu ders alıyorum, ODTÜ'de yüksek lisans yapıyordum o sırada. Ve bu SQL ile ilgili bana soru gelmişti. Çünkü komisyonumdaki insanlardan birisi biyoinformatik alanında çalışan biriydi. Ve bana direkt SQL'den ayrıntılı, işte SQL'de biz şunu yaparken, işte şu kodu yazarken orada ne demek istiyoruz tarzı bir soru sormuştu mesela. Yani onu yazmasam aklına gelmeyecekti. Yani nereden bilecek benim SQL öğrendiğimi veya karşıdaki öğrencinin herhangi bir dile meraklı olduğunu. Oradan soru geldi ve ben de cevaplayabildim. Bu benim için iyi oldu. Çünkü dersi yeni alıyordum ve cevap verebileceğim bir şeydi. Siz de bu şekilde ayrıntılı şeyler de yazabilirsiniz. Büşra'nın sorusuna bakalım. Yerel ve doktora çalışma alanların biraz farklı, mülakata gireceğim alan da farklı ve hepsi multidisipliner alanlar. Sizce daha çok geçmişte yaptığım çalışmalarla ilgili mi soru gelir, yoksa çalıştığım alanla mı? Yani ikisi de gelir. Mesela benim de farklıydı. Ben elektrik elektronik mezunuyum ama bilgisayardan girdim YLS'ye ve mülakata. Bana dediler ki hani sen elektrik elektronik mezunusun, neden bilgisayarı seçtin? İşte bu alanda nasıl çalışmalar yaptın, ne kadar biliyorsun bilgisayar alanını? İşte bilgisayarla alakalı temel soruları sordular. Mesela derleyici nedir? Derleyicinin amacı nedir? Falan filan diye. İşte sen yazılıma mı daha çok hakimsin, donanıma mı daha çok hakimsin diye sordular. Ama elektrik elektronikle alakalı sorular da geldi. İşte lojik devre nedir tarzı sorular geldi mesela. O yüzden ikisiyle de ilgili soru gelir. Yani tabii ki gideceğiniz alanla ilgili uzman olmanızı beklemiyorlar. Zaten hani o alanla ilgili öğrenmek için gidiyorsunuz. Ama gene de en azından temel bilgilere hakim olmanızı bekliyorlar. O yüzden o alana da, o alandaki temel bilgilere de bakın derim ben mülakata gitmeden önce. Evet. Ben şeyi hatırlıyorum. Bu herkes işte resmi bursiyer olduktan sonra bir tanıtım konferansı gibi bir şey yapılıyor. Tanıtım etkinliği gibi bir şey yapılıyor. İşte siz yurt dışında ne yapacaksınız? Böyle daha önce gidip gelen bursiyerler katılıyor, size biraz bilgi veriyor, o tarz bir program. O programda birkaç arkadaş söz hakkı alıp bir şeyler sormuşlardı ve onlara işte alanınız ne diye sormuşlardı. Ve benim daha önce hiç duymadığım alanlar tabii. Mesela ben biyolojiyle ilgiliyim. Tamam, biyolojideki alanları biliyorum ama örneğin gözlerin alanında az önce dediğin şeyi bilmiyorum bile. İşte bilgisayarla ilgili bir şey sordular dedin. Mesela o alandan gönderilecek arkadaş ve soruyorlar ki işte hani bu alan ne demek? Orada açıklayamayanlar olmuştu. Yani o açıklamayı yapamayanlar olmuştu. Alanının ne anlama geldiğini bilmeyenler olmuştu. Siz hani böyle olmamaya çalışın mülakatta, çünkü sorabilirler. Belki onlar da mülakatta cevapladı ama orada hani çünkü daha devlet büyükleri falan oluyor ortamda. Belki onların heyecanıyla Heyecan yüksek. cevaplayamadılar. Evet. Hani kendinizden emin bir şekilde cevaplamaya çalışın. Heyecanınız tabii ki de olacak ama kendinizden emin olun. Mükemmel bir cümle kuramasanız da, mükemmel anlatamasanız da bildiğinizi gösterecek şeyler söylemeye çalışın. Aynen. Hatta geçen arkadaşımla söyleşi yaptığımda, hemşire olan arkadaşımla çok güzel bir cümle kurdu. Dedi ki yani bilmediğiniz sorularda ben bu sorunun cevabını öğrenmek için gidiyorum zaten yüksek lisans doktoraya deyin dedi. Çok Bana bu çok mantıklı. böyle mantıklı geldi. Aynen. Yani gerçekten de öyle, hani biz bu alanla ilgili bilgi edinmek için, bu alan üzerine uzmanlaşmak için yüksek lisans doktoraya gidiyoruz. Hani o yüzden ben bu alanda yani kendimi ilerleteceğim ve bu alanla ilgili bilgilerimi geliştireceğim şeklinde o soruları idare edebilirsiniz. Çok sevindim bunu duyduğuma. Yani bu baya güzel bir bilgi aslında. Hani basit gibi görünüyor ama baya güzel bir bilgi. Bana da şeyi hatırlıyorum, yine sorular sorulurken komisyonda ortadaki kişi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan birisiydi diye hatırlıyorum. Öyle demişlerdi bize. İki yanda oturan kişiler ise alanla ilgili, işte birisi belki Orman Genel Müdürlüğü'ndendi, birisi başka alandandı. Çünkü ben Orman Genel Müdürlüğü adına giren, yani moleküler genetikten giren tek kişiydim. Ama benden sonra tıp alanları girdi moleküler genetikten.
Dolayısıyla beni de belki tıp olarak düşündüler. Hani Orman Genel Müdürlüğü'nden girdiğimi belki dikkat etmediler ilk başta. Bana moleküler genetikle ilgili sorular sormuşlardı ama böyle bir o soruyor bir o soruyor. Yani çaprazlama gelmişti sorular. Hani hızlı hızlı ben daha birine cevap veremeden yani hani düşünme fırsatım olmuyordu bile. Böyle cevap veremeden diğer soru geliyor ama bunlar basit sorulardı. Yani böyle nasıl diyeyim? Mesela birisi demişti ki DNA ve RNA arasındaki farkları söyle. Ben böyle şaşırmışım hani bu ilkokul sorusu nasıl yani hani tabii bunu söylemedim ilkokul sorusu mu soruyorsunuz diye söylemedim de. Yani dedim ki işte DNA çift sarmal hani de RNA tek sarmal işte yok adenin timin hani bu, böyle basit şeyleri çünkü hani nasıl bir soru falan diyorum ben böyle ama bunun üzerine böyle peş peşe sorular geliyor. Bu da işte dediler ki hani sizin o stres durumunda stres altında nasıl cevaplayacağınızı aslında nasıl tepki vereceğinizi gösteriyor. Hani oradaki amaç kolay soru ya da zor soru sormak değil de sizin ne yapmanız gerektiğini kontrol etmek biraz. Belki de o yüzden öyle bir kolay soru geldi ki ben kolay soruda da hani öyle olur ya hep çocuklar kolay soruyu yapamaz ama zor soruyu yapabilir. Aynen. Yani bilmediğim bir şey mi var? DNA, RNA arasında yeni bir fark bulundu ben mi bilmiyorum. Böyle şaşırmıştım hani orada. Onlar da zaten bunu ölçmek istiyorlardı belli ki. Böyle bayağı hızlı olmuştu. Senin bu anlattığın Fatih'in sorusuna da cevap oldu biraz. Evet. Üst üste cevaplayamadığımız sorular geldiğinde yöntemimiz nasıl olmalı? Cevap gitmeden ani gelen sorulara karşı tavrımız nasıl olmalı sizce? Yani kalabildiğiniz kadar sakin kalıp soruyu cevaplamaya devam edip eğer hani tamamen bilmediğiniz bir alandaysa dediğim gibi hani bu alanda bilgilerimi geliştireceğim deyip ama size şunu da açıklayabilirim diye hani daha çok kendi bildiğiniz tarafa çekmeye çalışırsanız şeyleri soruları daha rahat geçirirsiniz mülakatı diye Aynen. düşünüyorum. Ya ben hatırlıyorum mesela cevap verirken daha ben konuşuyorum cevap veriyorum. Başka birisi soru soruyor. Orada cevabımı bırakıp onun sorusuna geçiyordum mesela. Hani böyle tamamlamaya çalışmıyordum. Çünkü bitmiyordu o sırada sorular. Böyle çok hızlı Evet. geliyorlardı. Tahmin edebiliyorum. Aynen. Mehmet Karaca babam. Hepinize başarılar dilemiş arkadaşlar. Teşekkür ediyorum baba. Arada soru gelene kadar biz olmazsa şeyden kıyafet konusundan konuşalım. Sen Evet. ne düşünüyorsun kıyafet konusunda nasıl giyinilmeli sence o gün? Ya ben işte takım elbise giyip gitmiştim ve benden sonraki yıl giren bir arkadaşım o ya ailesi Ankara'da değildi. Kendisi öğrenci olarak Ankara'da bulunuyordu. Ya o da hani mülakata girecekti ve şey sormuştu hani nasıl giymeliyim diye. Ben de ona dedim ki hiç yeni kıyafet falan alma benim takım elbiseyi vereyim. Aynı bedendik mesela onunla. İşte benim takım elbiseyi verdim. Mülakata gittiğinde şöyle bir şey yaşamıştı o. Bende olmadı bu. O yüzden bunun farkını söyleyemem ama o gittiğinde odaya girmiş işte. Otur demişler. Oturmuş. Sonra demişler ki tekrar ayağa kalkar mısın? İşte o da kalkmış ayağa. Demişler ki hani çok teşekkür ederiz böyle giyindiğin için. Hani böyle ciddi giyindiğin için teşekkür ederiz. Çok hoşumuza gitti bu demişler mesela. Komisyondaki arkadaşlar, oradaki görevliler. Böyle direkt söylemişler bunu. Tabii bu sizin bilginizi ölçen ya da sizin mülakatınızı etkileyen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama karşıdakini ilk başta memnun etmek size karşı olan düşüncelerini de hani bir tık artırıyor. O yüzden yani klasik bir kıyafetiniz yoksa bile ciddi ve özenli gitmenizi tercih ederim. Öneririm. Öyle diyeyim. Sen ne Aynen düşünüyorsun? ben de öyle düşünüyorum. Ben de aynı şekilde takım elbise giyip de gitmiştim ama dediğim benim de şansım ailem Ankara'da yaşadığı için ben onların yanından hani sabah hazırlandım. Babam beni öğretmen evine bıraktı gitti. O yüzden hani benim işim daha rahattı ama şehir dışından gelenler için evet biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Direkt otobüsten inip mülakata gidenler için özellikle. Ama yine de hani full takım elbise olmasa bile biraz daha ciddi giyinilmeli. En azından gömlek pantolon şeklinde yapılmalı diye düşünüyorum ben de. Hani biraz daha ciddiye aldığımızı göstermek için. Aynen. Bir de bununla ilgili mesela ben de Ankara'da yaşıyordum ama kışındı ve o gün çok kar yağmıştı. Hatta 2 gün önce yollar falan kapanmıştı Türkiye'de. Ben şeyi hatırlıyorum işte etek ceket giymiştim ben. Eteğe gidip öğretmen evinde giymiştim mesela. Topuklu ayakkabımı da orada giymiştim. Hani siz de böyle Mantıklı. yanınızda evet yanınızda kıyafet getirip belki orada lavaboda giyebilirsiniz bu şekilde.
İşimiz zor gibi gözüküyor vallahi mülakatta. Yani zorluğu şöyle, sakin kalmak önemli, yurt dışına ne kadar çok gitmek istediğinizi göstermek önemli, hani araştırmayı sevdiğinizi göstermek önemli. Hani bütün bunları sağlarsanız, yani çok zor değil demek de istemiyorum ama çok zor da değil gerçekten. Yani hani önemli olan gerçekten sizin kendinize ne kadar güvendiğiniz ve yurt dışında eğitim almayı ne kadar çok istediğiniz. Yani bunu gösterdikten sonra gerisi bir şekilde geliyor mülakatta diye Aynen. düşünüyorum ben. Ama şeyi de hatırlıyorum, yine kendi mülakatımda ben tek girmiştim. Diğer arkadaşlar gelmemişti mülakata. Yani 3 kişi çağrılıyor, 1 kişi alınıyor ya. Diğer arkadaşlar gelmemişti çünkü hava şartları çok kötüydü gerçekten. Belki o yüzden gelemediler. Ben işte o mülakatta bu DNA, RNA sorusu gibi sorular gelip de böyle şaşırıp dedim, çıktığımda demişim ki ben bu sorulara cevap verdim. Hani hatırlamıyordum bile o anın heyecanıyla. Sonra işte böyle arkadaşlara sormuştum, hani daha önce giren arkadaşlara demiştim ki hani ben böyle böyle geçemezsem, tek kişi girmiş olmama rağmen beni almazlar mı? Hani onlar dedi ki kontenjanı boş bırakırlar, almazlar eğer beğenmedilerse. Hani öyle tek kişi geldi alalım falan demezler demişti. Ben çok korkmuştum işte, kesinlikle geçemeyeceğim çünkü hiçbir şey cevaplayamadım diye düşünüyordum. Böyle çok çok sonra, hani böyle haftalar sonra beynim yerine gelmeye başlamıştı. Evet, ben böyle yaptım, ben böyle yaptım diye. İlk başta size de bu duygu olabilir. İlk girdiğinizde o heyecanla, hani ne yaptınız mülakatta, neye cevap verdiniz, neye vermediniz, onu hatırlamayabilirsiniz. Ama kendinizden emin olun, mülakatta her şeyi cevap vermeye çalışın, yeter. Emin olun, sonrası güzel olacak. Gerçekten. Gündeme dair sorular da gelebilir zannımca. Keşfettiğimiz doğal gaz rezervi ve Akdeniz meselesi gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, böyle sorular gelmiş daha önce. Yani benim mülakatımda gelmedi şahsen. Ben de gelmedi hiç öyle bir soru ama gelmiş olanları duydum. Öyle o şekilde soru gelenleri. O yüzden hani onlardan da hakkında da biraz fikir sahibi olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bana böyle şey değil, kültür, genel kültür gibi değil de o an, yani 2017 Ocak ayında o aralar böyle Türkiye'de bombalar patlıyordu, işte Ankara'da, İstanbul'da, büyük şehirde, onunla ilgili soru gelmişti. Yani Türkiye'nin şu anki durumu ile ilgili ne düşünüyorsun gibi çok genel bir soru gelmişti. Ben bunu direkt o olaylara bağlamıştım. Hani işte böyle saldırılar oluyor, bunlar insanları çok etkiliyor, psikolojilerini etkiliyor. Ve işte bunu düzeltmek için ne yapabilirsin? İleride ne gibi faydaların olur diye sorular gelmişti. Böyle şeyler olmuştu ama bu gibi işte doğalgaz rezervi veya Akdeniz meselesi gibi sorular da gelebilir. Güncel haberlere hazır olun. Ben şeyi merak ediyorum. Daha önce bu burslardan bağımsız olarak yurt dışı tecrübesi olan birinin şansı nedir YLS konusunda? Ya da bir etkisi var mıdır? Sen zaten yurt dışına çıkmışsın deyip elerler mi? Yani bu yüzden eleyeceklerini hiç zannetmiyorum. Hatta artı puan bile olabilir. Hani yurt dışı tecrübesi var. Daha rahat oraya adapte olur. Daha rahat işlerini halleder diye. Artı puan bile getirebilir belki diye düşünüyorum. Hatta benim şahsen kendimin yurt dışı, yani okul olarak değil de bir aylık staj tecrübem vardı yurt dışında. Bunu da yazmıştım CV'ye. Biz CV veriyorduk o zaman aday bilgi formu yerine. Hani etkisi oldu mu bilmiyorum. Onunla ilgili hiçbir soru gelmedi. Ama bir dezavantajı olduğunu da düşünmüyorum bunun. Evet, ben de hiç yurt dışına çıkmamıştım daha öncesinde. Onunla ilgili şey sormuşlardı bana, sadece hangi ülkeye gitmek istiyorsun gibi bir soru gelmiş ve neden o ülkeye gitmek istiyorsun? Ben de o zaman İngiltere demiştim, hem kısa hem de yakın olduğu için, ama şu an dünyanın bir ucundayım. Yani Evet, evet, planlar olabiliyor. değişebiliyor. Böyle bir şey olmuştu. Zaten bizde çok uzun sürmüştü. Yani toplamda 1 yıl sürdü resmi bursiyerliği almamız. Dolayısıyla o arada çok fikir değiştirdik. Çok şey araştırdıkça değişti hani. Gideceğim konuyla ilgili hangi üniversiteye gitmeyi düşünüyorsun? Hangi hocayla çalışmak istiyorsun gibi sorulara karşı hangi sitelerden bilgi alabilirim? Yani bu kadar spesifik soruyorlar mı bilmiyorum ama eğer olur da sorarlarsa Amerika için US News sitesi var. Oraya bakabilirsiniz. Linkini Başka ekleriz aşağıya yine. aynen linkini ekleriz. Onun dışında bu ilk 500 üniversitelerine baktığımız siteler var. Times Higher Education, ARVU ya da URAP. Onlara bakabilirsiniz. Bir de bir tane kanal var YouTube'da YLS soru cevap diye. Sanırım o geçenlerde bir video koydu bununla alakalı. Üniversitelerde hoca nasıl bulunur diye. Benim de Onu da var videom. izlemeniz. Senin de var ha. Sen
Ben de aynı şekilde o iki videoyu da izleyin derim. Onlarda da Aynen. şeydeki ile alakalı bilgi veriliyor. O Faydalı kanalın bilgi. sahibi de Recep hocaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Recep Akdeniz galiba. O da çok güzel videolar yapıyor. Yine kanalına girin. Çünkü mesela o burslarla ilgili diğer bursları da paylaşıyor. Yani aynı anda iki burs da alabilirsiniz. Yurt dışına çıktığınızda ek bir gelir olur size de. O gibi şeyleri de paylaşıyor. Güzel paylaşımları var o arkadaşımızın da. Ondan bakabilirsiniz. Sanırım Scopus'tu yanlış hatırlamıyorsam onun anlattığı sitede. Oradan da bakabilirsiniz üniversitelere ve hocaların çalıştığı alanlara. Yeni mezun olacağım ve yüksek lisans yapanlar gibi herhangi bir projede bulunmadım. Bu beni geri planda bırakır mı? Yani bırakmaz diye düşünüyorum. Çünkü hani yeni mezun olduğunuz zaten belli şeyinizden mezuniyet yılınızı yazdığınız için. Hani bundan sonrası için istekli olduğunuzu ve araştırma yapmaya devam ettiğinizi göstermeniz yeterli mülakatta. Ali demiş ki mülakat için sadece ilgili belgelerin olması gerektiği şeklinde bir yazı var. Mülakat suç bilimi üzerine ve benim lisans tezim de suçla ilgili. O yüzden tezimin bir nüshasını yanımda götürebilir miyim? Götürseniz bile içeri almıyorlar. Sadece aday bilgi formunu ve işte TC kimlik ya da pasaport ne istiyorlarsa onu içeri alıyorlar. Zaten siz içeri girmeden önce başka bir görevli kontrol ediyor belgenizi. Hani tam mı değil mi? Şunu içeri götür, bunu götürme gibi. Yani onu yanınızda götürseniz bile komisyona gösteremezsiniz. Ama içeride her şeyinize yazdıysanız, ki yazdığınızı düşünüyorum aday bilgi formunuza, içeride bahsedersiniz bundan. Evet zaten mülakat yani gideceğiniz alan onun üzerine olduğu için teziniz de öyle olduğu için mutlaka soru gelir onunla alakalı. Siz de anlatırsınız hani ayrıntılı bir şekilde tezinizi. Ama Melike'nin dediği gibi içeri almazlar. Şey komisyona gösterilmez. Ecem sen de bendensin. Okulumu bir yıl uzattım. Bu durum mülakatımı negatif etkiler mi? Benim toplam üniversite sürem 6,5 yıl sürdü. 2 yıl hazırlık okudum. Yarım dönemde bölümü uzattım. Yani sadece bölüm kısmına bakarsam yarım dönem uzattım yine de. Hani hazırlığı saymıyorlar bu gibi şeylerde bazen. Sadece bölüme bakıyorlar. Ama etkilemiyor bu. Fakat mesela üniversitelere başvuru yaparken bunda şöyle bir durum olmuştu. İşte hocalar şeyimi inceleyip, transkriptimi inceleyip, ki ilk yıllarım çok kötüydü benim. Hep böyle derslerim FF, DD filan. Ama sonraki yıllarda bir anda atağa geçip hepsini AA yapmıştım tekrar alıp. hocalar demişti ki bana, hani okula kötü başlamışsın ama çok iyi bitirmişsin. Hani bu hoşumuza gitti gibi bir geri dönüşte bulunmuşlardı bana başvurduğum okullarda. İyi en azından onun dönüşü evet güzel olmuş. Evet. Hırslandığını görmüşler. Aynen. Sonradan aklı başına gelmiş demişlerdir. Ali hocam biz teşekkür ederiz. Katıldığınız Teşekkür ediyorum. sohbet. Biz teşekkür ederiz Ecem. Şurada bir soruya bir şey daha söyleyecektim, unuttum. Ona bir bakayım geçmişteki sorulara. Tamam. Ha, şu zaten yurt dışına çıkmışsın deyip elerler mi sorusu. Burada şöyle bir şey gelmişti aklıma. Bir arkadaşım, Emirhan merhaba bu arada. Bir arkadaşım zaten Türkiye'de araştırma görevlisi, kadrolu olarak 33 A mı deniyor? Öyle bir şey Ha, deniyor 33'er. herhalde kadrolu Evet. olanlar. O girmişti mülakata ve ona demişlerdi ki hani sen zaten araştırma görevlisi olmuşsun Türkiye'de. Hani yurt dışına gidip gelince de yine araştırma görevlisi ya da işte doçent, öğretim görevlisi neyse o olacaksın. Hani zaten elde etmişsin bunu, niye yurt dışına gidiyorsun deyip ona 2-3 sene geçirmediler. Belki başka bir şeyden geçirmediler ama o buna bağlıyor hani. Çünkü 2-3 sene girip de hepsinde aynı sonucu almak, böyle sınırda bırakıyorlar beni demişti her defasında. İşte Olabilir sınır evet. 70'se böyle 69'da bırakıyorlar beni. Hani bir türlü tercih bile yapamıyorum sonrasında demişler demişti. Böyle bir durum olmuştu. Eğer etkisi oysa, hani zaten sen bunu elde etmişsin, niye tekrar gidiyorsun gibi düşünüyorlarsa. Öyle bir şey var ama yurt dışına çıktın, niye tekrar çıkmak istiyorsun? Hani niye geldin, zaten imkanın varmış gibi bir şey demiyorlar. Anladım. Evet. Şimdi kazandık diyelim. Sonuçta birçok ülke var ve ben kefil belgesini İngiltere adına imzaladım diyelim. Artık sadece İngiltere'deki okullara başvuru yapıp diğerlerine başvuru imkanım kalmıyor mu?
Başvuru yapmaya devam edebilirsiniz ama başka bir ülkeden eğer kabul alırsanız senedi değiştirmeniz gerekecek bu durumda. Tabii MEP de bu durumu kabul ederse, MEP ve adını öğrenim göreceğiniz kurum bu durumu kabul ederse senedinizi değiştirip o diğer ülkede başlayabilirsiniz okula. Ama bunu ancak işte atıyorum İngiltere'de sizin alanınızda ilk 500'de okul yoksa ya da işte atıyorum 6-7 tane okula başvurduğunuzda kabul alamadıysanız o gibi durumlarda ülke değiştirmeyi genelde kabul ediyorlar. Çok fazla şey yapmıyorlar. Pek sıcak karşılamıyorlar yani ülke değiştirmeyi. Eğer listeniz olan ülkelerden birisi ise hakkınız var değiştirmeye. Ama eğer listede olmayan bir ülke ise, sizin listenizde olmayan bir ülke ise, o zaman Gözde'nin dediği geçerli, bayağı zor oluyor değiştirilmesi. Gideceğimiz alandan farklı alanda çok fazla çalışmamız olması bir dezavantaj mı? Yani değil ama hani bu alanda sen ne yaptın? Bu alana ne kadar hakimsin? Diğer alanda hani daha çok çalışmışsın diye bir soru gelebilir. Siz de anlatırsınız hani neden o alana geçmek istediğinizi ve o alanla alakalı ne kadar bilgi sahibi olduğunuzu açıklarsanız o bir dezavantaj olmaz. Ecem diyor ki, anne ve babamız kefil olabiliyor mu? Kefil olmanın ayrıntılı şartları neler? Anne veya babanızdan birisi kefil olabiliyor diye hatırlıyorum. Kefil olmanın şartları kılavuzda yazıyor ama her sene bazen küçük değişiklikler oluyor. Mesela benim dönemimde emekliler kefil olamıyordu. Tekrar çalışıyor olsalar bile kefil olamıyorlardı. Ama benden sonraki yıl emekliler tekrar çalışıyorlarsa kefil olabiliyorlar şartı getirildi. Bu sene de hani yine küçük değişiklikler olabilir ama geçen senenin şartlarına bakıp az çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Onun da linkini eklerim aşağıya. Aşağıya, evet. Hı. Oradan bakabilirsiniz. Genel olarak özel sektörse 5 sene çalışıyor olmak, memursa, devlet memuruysa 1 sene çalışıyor olmak şartı var. Emekli ise çalışıyor olması ve sosyal güvenlik destek biriminin yatıyor olması gerekiyor. Melike'nin dediği gibi anne ve babadan sadece bir tanesi kefil olabiliyor çünkü eşlerin izin vermesi gerekiyor kefilliğe. O yüzden yani babanız kefil olursa anneniz izin verecek, anneniz kefil olursa babanız izin verecek. O yüzden ikisi aynı anda kefil olamıyorlar. Genel olarak şartlar bunlar. Emirhan diyor ki, kadar bilgi formu hakkında kesinlikle öyle yap dediğiniz bir şey var mı? Diğer hususlar kısmında ne gibi şeyler yazmıştınız? Ne gibi artıları olmuştu? Emirhan, canlı yayının başında açıkladım. Şimdi çok kısaca bahsedeyim sana da. Bu diğer hususlar kısmına ben katıldığım konferansları yazmışım kısaca. Canlı yayın bittikten sonra tekrar o başı açıp izleyebilirsin. Çünkü okudum orayı uzun uzun. Ama o diğer hususlar kısmına yazdığım konulardan birisi biyoenformatikle ilgiliydi. Bir dil öğreniyordum, SQL dili öğreniyordum o sırada ve ondan bahsetmiştim ben, işte veri tabanlarını analiz etme araçlarını öğreniyorum falan diye. Ve SQL'den soru gelmişti çünkü komisyondaki görevlilerden birisi biyoenformatik üzerine çalışıyordu. Bana SQL ile ilgili ayrıntılı bir soru sormuş. İşte şu kodu yazıyoruz, burada ne demek istiyoruz gibi bir ayrıntı sormuştu. Siz de böyle bildiğiniz şeyleri diğer hususlar kısmına yazabilirsiniz. Cevaplayabileceğinizi bildiğiniz konuları yazabilirsiniz. Bir de yine Emirhan demiş ki, gideceğim kurum için 5 alan mevcut. Bunların hepsi hakkında bilgi sahibi olmam gerekir mi? Evet, gerekiyor. Sizin başvurduğunuz alanın altındaki bütün başlıklar hakkında bilgi sahibi olmanız iyi olur. Çünkü içeridekiler sizin hangisine ilgi duyduğunuzu bilmiyorlar. Belki sorabilirler, ona göre sorular gelebilir ama bazen sormadan direkt o 5 alanla ilgili de sorular sorabiliyorlar. Dolayısıyla hepsi hakkında bilgi sahibi olmanız sizin için iyi olur. Aday bilgi formunu rebusa yükledik ama götüreceğimiz formda değişiklik yapılabilir mi? Yapılabiliyor mu sonradan? Sonradan değişiklik yapıp tekrar rebusa yükleyebiliyorsunuz. Yani değişiklik yapacaksanız Rebus'a da o halini yükleyin derim. Bizde olmadığı için aday bilgi formu onunla ilgili sorulara şey yapmıyorum, cevaplayamıyorum Hı ben. hı. Bizim zamanımızda yoktu. Evet, ama Rebus'a yani yükleyin mutlaka değişiklik yapacaksanız. Eğer değişiklik yapma hakkınız bittiyse de, öyle bir şey var mı bilmiyorum, bakmamıştım. O zaman değişiklik yapmayıp mülakatta bundan bahsedin. İşte şöyle bir değişiklik oldu gibi. Rica ederiz Emirhan. Biz teşekkür ederiz. Evet listemde var aslında. Kanada, Avustralya, İngiltere var mesela. İstediğim 3 ülke olarak ve hepsinde birçok iyi üniversite var.
İngiltere'deki istediğim okul olmadı, Kanada'daki oldu mesela. Bu durumda kekil belgesi rahat değişebilir mi? Evet. Yani değişiklik hakkı var ama dediğim gibi sadece eğitim gördüğünüz, adına eğitim göreceğiniz kurumlar MEB'in onaylaması gerekiyor. Ondan sonra değiştirebilirsiniz. Aynen. Ama zaten ülke listenizde varsa o zaman kolay oluyor onaylamaları. Tamam işte hani oraya git diyebiliyorlar. Sadece yoksa bayağı uğraşmanız gerekiyor. Sizinki zaten varmış. Çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü benim de hatta iki ülke değiştiren arkadaşım oldu. Sorun olmuyor. Çok fazla. Ben sana onu soracağım aslında. Sen dil kursunu Amerika'da aldın, sonra Kanada'ya geçtin. Sen de yaptın mı senet değişikliği? Yok, bizim zamanımızda Kanada'da dil okulu yoktu. O yüzden Amerika'ya gönderdiler bizi. Daha sonra benden sonraki dönemde Kanada'da dil okulları açıldı. Dolayısıyla ben gitmemiş oldum Kanada'ya ama Kanada zaten ilk başta Kanada adına imzaladım senedimi ve öyle Çok devam güzel. ettim. Ama şimdi Kanada seçerseniz mesela Kanada'daki dil okuluna gelmeniz gerekiyor. Toronto Üniversitesi'nde oluyor. Ki oraya gelip Toronto Üniversitesi'nden kendisi dünya sıralamasında 25 falan bayağı iyi bir üniversite. Oh, Direkt oradan süper. kabul alan birçok arkadaşımız oldu. Çünkü hazır öğrenci oranın hazırlık kursuna gidiyor. Hocalarla direkt yüz yüze görüşebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir fırsat oluyor. Evet, iyiymiş. Bir 15-20 dakika daha buradayız arkadaşlar. Her şeyi sorabilirsiniz. Veteriner hekimliği okuyorum ama açılan kadrolar daha çok hayvan yetiştiriciliği ile ilgili. Fakat ben viroloji ya da mikrobiyoloji alanında çalışmak istiyorum. Başka mesleklerin bu bölümlerinden bir kontenjana başvurabilir miyim? Eğer tercih edebilecek lisans mezuniyet alanları kısmında veterinerlik yazarsa edebilirsiniz. Ama oradaki o süt şeyde sütunda veterinerlik yoksa maalesef tercih yapamıyorsunuz. Ama o alanı da veterinerliğin de eklenmesi için MEB'e dilekçe yazabilirsiniz bu konuda. Talep oluşturabilirsiniz. Belki hani önümüzdeki dönemin şeyini, çünkü bu sene artık başvurular bitti. Önümüzdeki dönemin kılavuzunda veterinerlik de oraya eklenebilir o bölümlere. Bursu kazanıp evlenen kişiler için eşleri götürme ya da herhangi bir yardımcı olacak bir durum söz konusu mu? Yani milli eğitim, yani bu burs kapsamında tek yardım sağlık giderleri karşılanıyor ama sağlık sigortası değil. Eğer bir sağlık gideri olursa onu gösterip geri ödemesini isteyebiliyorsunuz. Tek faydası bu, yani tek nasıl diyeyim desteği bu. Ama onun dışındaki bütün durumlar, eşinizle ilgili olan durumlar, işte yanınızda götürme, vize alma, orada iş başvurusuna bulunma. Bunlar tamamen gideceğiniz ülkenin vize şartlarına bağlı. Burada bursun hiçbir etkisi yok. Yani YLS'ye burslusunuz veya değilsiniz hiçbir önemi yok. Bu tamamen ülkelerin vize şartlarına bağlı. Bir de bununla ilgili şöyle sorular geliyor. İşte YLS'ye hani bu bursu kazanmadan önce bekardım ama kazandıktan sonra evlendim veya bursu hani okurken evlendim ne olacak? Hiçbir önemi yok bunun ne zaman evlendiğinizin. Siz sadece bu bursa sahipsiniz. Hayatınızda herhangi bir yere yani sizin özel hayatınızla ilgili bir kısıtlaması yok bu bursun. Dolayısıyla siz istediğiniz zaman evlenebilirsiniz. Hiç önemi yok bunun. Tamamen aynen ülkelerin vize şartlarına bağlı. Sadece eşinizin de dependent visa alabilmesi için vizeye başvururken evli olmanız gerekiyor. Onun dışında ne zaman evlendiğinizin hiçbir önemi yok. Vizeye evli olarak başvuruyorsunuz. Eşiniz de size bağlı olarak bağlı vizesi alıyor, dependent vizesi ve ona göre ülkelerin şartlarına göre çalışma izinleri ya da işte alacağı vize türü ona göre şekilleniyor. Ama mesela siz vizeyi aldınız, daha sonra evlendiniz. Bu kez eşiniz yine dependent olarak başvurabiliyor. Aynen. Aday bilgi formunda lisans yazan kısma üniversite adını ve bölümünü yazdım. Ancak mezun olduğum tarihi yazmam gereken bir şey göremediğim için mezuniyet tarihini yazmamıştım. Gerekli miydi yanında belirtmek? Yani ben bunu bakayım benimkinde sormuşlar mı tarihi 2016'da ki şeye bakıyorum. Eğitim bilgileri lise lisans yüksek lisans doktora. Hiçbirini yazmamışım tarihi. Nereye yazmışım tarih bakayım.
Yok, mezuniyetimle ilgili hiçbir tarih yazmamışım arkadaşlar. Belki orada sadece sorduklarında söylemişimdir. Olabilir. Hı. YLS bursunu kazanırsam IELTS'ten geçememe durumunda bursum ne oluyor? Şimdi şöyle, IELTS'ten geçememe kabul almanızı, yani aslında burada önemli olan sizin kabul almanız. Mesela atıyorum bir okul buldunuz, IELTS istemiyor. İşte atıyorum Türkiye'de %100 İngilizce olan bir bölümden mezun oldunuz. Dediler ki sizin sınav vermenize gerek yok, size kabul veriyoruz. Bu durumda IELTS'ten geçmenizin ya da geçmemenizin hiçbir önemi yok. Yani önemli olan sizin kabul almanız. Ama eğer işte okul IELTS'ten bir puan istiyor ve siz o puanı alamadınız, dolayısıyla da kabul de alamadınız verilen sürede, o zaman tazminatı düşüyorsunuz. Mesela şeyler vardı. Bu üniversite başvuruları yaparken hatırlıyorum. Bazı ülkelerin bazı üniversitelerinden mezun olduğunuzda dil puanına gerek duyulmuyor. Bunların arasında ODTÜ de vardı. Ama benim şu an bulunduğum okulda bu geçerli değildi. Ama mesela Kanada'daki birkaç okulda görmüştüm bunu. Eğer ODTÜ'den mezunsanız dil puanına gerek yok diyordu. Mesela ben bunu şu yönden kullandım. Benim okulumda bu yoktu. İşte Türkiye'deki herhangi bir okul dahil değildi dil puanı almamak için. Ama demiştim ki mesela bir tane writing'im galiba düşüktü. Demiştim ki benim writing'im IELTS sınavında düşük geldi ama ben İngilizce eğitim veren bir okuldan mezunum. Hani bütün eğitimimi zaten İngilizce aldım. Bunu da kanıtlayan bir belge gösterdim. Ve bu şekilde kabulüm daha kolay oldu. Hani böyle bir artısı da olmuştu mesela bana. Ama böyle gözlerin dediği gibi sınavı geçme geçmeme değil de önemli olan kabul alma durumu. YLS ile 3 not ortalama 6, Kanada yüksek lisansa gidebiliyor mu? Biraz zor hocam bu durum. 3 ortalamaya dikkat ediyorlar ama eğer hani böyle 2.90 2.95 gibi çok da büyük bir fark yoksa hocanızın kabulüyle okulda kabul edebiliyor sizi. Hani imkansız diyemem. Sadece hocayı ikna etmeniz gerekebilir bu durumda. Sene kılavuzda 75 üstü ALES başvurabilir diyor. 74 puanım var. Başvuru yapabilir miyim? Maalesef Ne yazık yapamazsınız. ki. ALES'e girip puanınızı 75'in üstüne çıkarmanız gerekiyor. Yine Education Turkey'in sorduğu soru bayağı sık gelen sorulardan birisi. YLS'ye bursunu kazanınca ne kadar süre içinde gitmemiz gerekiyor? Ben örneğin seneye YLS'ye kazanıp 2023'ten sonra gideceğim diyebiliyor muyum? Bunu diyemiyorsunuz. Şöyle, resmi bursiyer olduktan sonra eğer herhangi bir dil kursu almıyorsanız, almayı planlamıyorsanız o zaman 6 ay içinde bir kabul belgesi yüklemeniz gerekiyor. Bu süre önceden 1 yıldı, şimdi 6 aya düşürdüler. Bunu niye yaptılar bilmiyorum. Çünkü Amerika'da mesela zaten başvuruyu yapıp kabul alma süreci 7-8 ay sürüyor Sürüyor. sadece. Ki sizin o başvuru sürecini yakalamanız yok kabulün gelmesi bir seneyi buluyor zaten Amerika için mesela. Yani bu 6 ay kısmı bana biraz açıkçası doğru gelmedi ama ileride değişiklik yaparlar mı bilmiyorum. Dil okuluna da giderseniz işte Türkiye'de 1 yıl, yurt dışında 6 ay dil okuluna gitme hakkınız var. Bu da toplamda yaklaşık 1,5 yıl sizin sürenizi uzatmak gibi. Şu an kabul aldınız diyelim 2020'de. 2021 boyunca dil okuluna gittiniz Türkiye'de. 2022 6 ay gittiniz. 2022'nin sonuna doğru artık kabulünüzü yüklemeniz gerekiyor. Bu kabul belgesi 2023 Eylül'de başlayacağım kabul belgesi de olabilir. İşte 2024 Ocak'ta başlayacağım kabul belgesi de olabilir. Kabul belgesinin hangi tarihle ilgili olduğu önemli değil. O kabul belgesini o süre içinde yüklemeniz önemli. Dilim gayet iyi ama ülkemde biraz daha fazla kalabilmek için dil kursu alabilir miyim? Yani yurt içi dil kursu alabilirsiniz bir sene boyunca Türkiye'de. Ömer demiş ki British Columbia'da okuyorsunuz. Bu okula kabul alma süresince üniversitenin gereklilik şartlarını sağladık. Fakat okul kabul sürecinde sizinle mülakat gibi bir şey yapıp eleme oluyor mu? Veya gereklilikten başka bir sebeple kabul alamama oluyor mu demiş. Okulla ben mülakat yapmamıştım. Yani bu şimdi bu tamamen bölümlere ve hocaya bağlı olabilir. Benim bölümümde, ormancılık bölümünde bir mülakat yoktu kabul şartları arasında. Ama ben hocama kendim Skype yapabilir miyiz diye önermiştim. Çünkü hocaların sizi yüz yüze görmesi biraz daha onlara böyle artı bir şey oluyor sizin hakkınızda. Biz de yüz yüze görüşmüştük ki hocam benim konuşmayı çok seven bir hocadır, şaka yapmayı çok seven bir hocadır. Tabii o zaman ben bilmiyordum bunu. Skype'ı açtık sadece o konuşuyor. Ben hiçbir şey konuşmuyorum. Böyle projelerini anlatıyor, bilmem ne işte böyle laboratuvarı anlatıyor falan. Benim sorum şu olmuştu. Öğrencileriniz kaç senede mezun oluyor? Benim bursum 2 yıl geçerli.
Ben bir tek bunu sorabilmiştim çünkü o kadar çok konuşmuştu ki hani sorularımı da unutmuştum. Sadece ne zaman mezun oluyorlar diye sormuştum böyle. Ama böyle hani ettiğimiz sohbet hani güzel olmuştu. Böyle artı bir şey hem ben onun hakkında. Çünkü siz de sonuçta o insanla yıllar geçireceksiniz. Belki ailenizden çok, eşinizden çok onu göreceksiniz. Dolayısıyla hocanızla iyi anlaşmanız, iyi bir insan olması çok önemli. Başarılı olması önemli tabii ki de ama iyi bir insan olması daha çok önemli, emin olun. Yani ben de bunu görmüştüm hocamda. Daha sonra öğrencilerine de mail atmıştım işte ben geleceğim sizin hocanızdan hani kabul alacağım ama laboratuvar ortamı nasıl, arkadaş ilişkileri, hoca ilişkileri nasıl? Bunları da sormuştum. Gerçekten çok çok önemli sizin rahat bir süreç geçirmeniz için. Neyse soruya döneyim ben yine dağıldım baya. Neyse bir mülakat olmadı ama ben dediğim gibi kendim hocayla görüşmeyi tercih ettim. Ama diğer bölümlerin mülakat şartları olabilir. İşte mülakat yapmadan kabul alamazsınız gibi bir şey olabilir. Fakat bundan korkmayın. Yine genel sorular sorarlar. İşte geçmişinizle ilgili sorular sorarlar büyük ihtimalle. Aynı mülakatta olacağı gibi şu an gireceğiniz YLS mülakatında olacağı gibi. Başka kabul alamama durumu da eğer hocanız tamam dediyse genellikle tamam oluyor. Ama böyle özel bir durum olup da işte komite ya da okul kabul vermezse onda mutlaka bir açıklaması olur. Belki o eksikliği tamamlayıp tekrar başvurursunuz. Genel olarak daha kolay süreç yani böyle kabul alamama durumu çok olmuyor. Eğer her şeyi sağlarsanız, hocayla da anlaşırsanız. Bitti. İngiltere ya da İskoçya'da doktora süresi 3 yıl diyor. Yüksek lisans yapmadan direkt doktoraya başlayıp bu süre içinde bitirmek çok mu zorlayıcı olur? Çok güzel bir soru aslında. Çok da öznel bir soru. Hani tamamen sizin altyapınıza bağlı. Araştırma yani akademik dünyaya ne kadar hakim olduğunuza bağlı. Araştırma yapmayı ne kadar çok sevdiğinize bağlı. Bir de benim arkadaşım işte bu hemşire olan arkadaşımla yaptığım söyleşide işte demişti. İngiltere'de sizden beklenen hani mezun olmaya hazır bir şekilde gitmeniz. Propozunuzun hazır olması gerekiyor. İşte neye çalışmak istediğinizin hazır olması gerekiyor. Yani bir oraya gidip ben bu konuda çalışacağım. İşte her şeyimi hazırladım. Hatta şey demişti hani literature review'u bile neredeyse yapmış olmanızı bekliyorlar demişti. Hani hemen çalışmaya başlayıp bir an önce bütün deneyleri tamamlayıp işte sonuçlarını yazıp mezun olmanızı bekliyorlar demişti. Hani eğer buna hazır hissediyorsanız kendinizi o zaman İngiltere biraz daha kolay olabilir sizin için. Ama onun dışında hani orada olan biri yorum yaparsa tabii daha iyi olur. Ben orayı çok iyi bilmediğim için sadece arkadaşımdan duyduklarımı söylüyorum. Hani durum böyle İngiltere için. Buna genel Eğer ki olarak şöyle bir ekleme yapabilirim. Bu sadece İngiltere için değil, diğer bütün ülkeler için de geçerli. Gideceğiniz laboratuvarda postdoc öğrencisi var mı, doktora öğrencisi var mı? Bunlar çok önemli. Mesela benim şu anki labımda iki tane postdoc öğrencisi ve 4-5 tane doktora öğrencisi var. Ben bir sorum olduğunda, bir şeyi çözemediğimde ilk önce doktora öğrencilerine, sonra postdoc öğrencilerine soruyorum. Öğrenci değil onlar, çalışan daha doğrusu postdoclar. Onlara soruyorum ve mutlaka orada cevap buluyorum. Yani hocanın seviyesine çıkmadan mutlaka cevap buluyorum. Ve bu en basit soru da olabiliyor. Hani belki gözümden kaçırdım ama çok salak bir soru da olabiliyor. Veya yani kompleks bir şey de olabiliyor. Bu proposal yazmak da olabilir mesela. Mutlaka onlar daha önce proposal yazmıştır. Size konu hakkında veya literatür taramasını nasıl yapacaksınız, o alanla ilgili hangi dergilere yönelmeniz gerekiyor mesela. Bu gibi şeyleri bilgisini verebilir. Yani gideceğiniz laboratuvarda kaç tane postdoc, kaç tane doktor öğrencisi var? Bunları da bakın gitmeden önce. Bu çok önemli. evet gerçekten öyle. Bu konuda ben de kendi deneyimimde aynı şekilde benim de öyle. Bir doktora yani ben master yaparken orada olan doktor öğrencisiyle gerçekten ben de çok sormuştum, şey yapmıştım, yardım almıştım ondan. Hatta şimdi ben kendim doktoradayım. Şu anki master öğrencileri de bana soruyor. Böyle kendimi şey gibi hissediyorum. Hani ben ne ara bu seviyeye geldim falan gibi kendime bunu soruyordum. Ömer diyor ki part time veya full time master seçeneğini seçmekte özgür müyüz? Özgür değilsiniz. Full time seçmek zorundasınız. Part time gibi bir şey yok bizim bursumuzda. Full time olmak zorunda. Hem burstan dolayı hem de Amerika'da vizeden dolayı Burada eğer da part-time, aynı, orada da böyle. Eğer part-time öğrenciyseniz vizenizi koruyamıyorsunuz. Vizeyi koruyabilmek için full-time olmak zorundayız. burada vize korunabiliyor ama full time değilseniz daha sonrasında Kanada size çalışma izni veriyor 3 yıl boyunca. Mesela bunda sıkıntı olabiliyor veya vatandaşlık almakta sıkıntı olabiliyor. Kanada'da da ileriki aşamalar için sıkıntılar olabiliyor. Anladım.
Education Turkey 2.70 ile Amerika'da üniversitelerin kabul durumu nedir? Education Turkey bugün genel soruları soruyor. Teşekkür ederiz. Çünkü bu sorular o kadar sık geliyor ki canlı yayında cevaplamak daha iyi olacak şimdi. 2.55 ile bile kabullenen arkadaşım var Amerika'nın çok iyi bir üniversitesinden. Bunu söyleyeyim. Yani kabul durumu var. Tamamen üniversitenin tutumuna bağlı, sizin diğer puanlarınıza bağlı, işte GRE'den ne kadar aldığınıza bağlı, dil puanı ne kadar aldığınıza bağlı, referanslarınızın ne kadar iyi olduğuna bağlı, statement of purpose'ınıza bağlı ki o en önemlisi niyet mektubu. Niyet mektubunda kendinizi ne kadar iyi ifade ettiğinize bağlı. Özellikle doktoraysa çalışacağınız hocayı bulmanız ve işte niyet mektubunda ben şu hocanın şu çalışmalarında şu şekilde katkıda bulunmak istiyorum tarzı bir şeyler yazmanıza bağlı olarak yani not ortalaması artık bunların içinde bir etken olarak kalıyor. Hani direkt not ortalamasına bakmak yerine hepsine toplu olarak bakıyorlar ve ona göre karar veriyorlar. Elif Ales puanlarımızı sormuş. Benim sayısaldan girmiştim. 85'ti puanım. Gözde senin. Benim de 78,6 idi şey kısmında. Yine sayısaldan aynı şekilde. Ya Ales biraz böyle hızla ilgili bir sınav. Yani Evet. ben öyle görüyorum. Ben de matematiği çok seven birisiyim ve bence matematikten dolayı Ales'ten yüksek puan aldım. Yoksa Türkçe'de yaptığım bir şey yok yani. Hala da yapamam Türkçe falan sorularını çözemem çok fazla. Yani hızla ilgili bol bol soru çözüp ne kadar hızlanabilirsiniz? Yani ona çalışın. Lisans ortalamam 3,18. Bölüm biyokimya. Yükseğe yeni başlayacağım. Türkiye'de. Amerika'da doktora da burs almak için Türkiye'de okuduğumuz üniversitelerimiz ve referans olacağımız hocaların önemi nedir? Yani okuduğumuz üniversite çok da şey değil. Önemli değil. Yani tabii ki bir Boğaziçi, bir ODTÜ burada da biliniyor ve hani belki bir etkisi vardır bilemiyorum ama çok da büyük bir önemi yok okuduğunuz üniversitenin ama referans alacağınız hocalar önemli. Özellikle sizin dersinize girmiş olan ve sizi iyi tanıyan kişilerden referans almanız önemli. Yani sırf profesör diye sizin hiç dersinize girmemiş bir insanın verdiği referansı önemsemezler. Ama bir yardımcı doçent sizin dersinize girip de sizin hakkınızda bir çok iyi bilgisi vardır ve anlatıyordur. Bunu daha çok önemserler. O yüzden dersinize girmiş hocalardan alacağınız referanslar gerçekten önemli başvuru yaparken. Londra'da okuyan veya yaşayan tanıdığınız var mı? Benim yok maalesef. Yani İngiltere var ama Londra yok. İngiltere'de yine YLS'ye soru cevap sayfası Instagram'da ben takip ediyorum. Recep Akdeniz arkadaşımız İngiltere ile ilgili güzel bilgiler veriyor. Belki onun Londra'da tanıdığı vardır. Sayfasında da belki güzel. O da yine böyle söyleşiler yapıyor, canlı yayın yapıyor galiba Instagram üzerinden yapıyor. Ondan daha iyi bilgi alabilirsiniz İngiltere hakkında. Education Turkey. Size biraz özel bir soru sorup önerilerinizi duymak isteyeceğim. Ben ODTÜ'de işletme okudum. Şu anda da hukuk okuyorum. Yaşım 27. Hem hukuku bitirip hem bu burstan yararlanmak istiyorum. ALES'ten 80-90 arası alırsam demek istediniz Teşekkürler. herhalde. Hukukta puanlar nasıl bilmiyorum ama her sene tabii ki de değişiyor başvuranların şartına göre. Hukuku bitirip hukuk üzerinden başvuracaksanız yaşınız 27, hani 30'u 30 yaş sınırı var biliyorsunuz yüksek lisansta. Doktora da 32 miydi yaş sınırı? Sadece doktoraya gidecekler için. 32 oldu sanırım, evet. 87. 33 olmuş. 33. 87. Ama sadece doktora için yüksek lisans ve doktora yazıyorsa ona olmuyor. Yaş sınırını tutturursanız tabii ki de şansınız var her zaman. Yani hukuku bitirince başvurunuzu yapın. Aha, Londra pahalı. Evet hocam. Ben Kanada'nın Vancouver şehrindeyim ve buraya gelen Londra'yı çok seven bir arkadaşım vardı. Sık sık Londra'ya giden. Geçen yıl buraya ziyarete geldi. Bana demişti ki yani burası Londra ile eşit hatta daha pahalı diyebilirim demişti. Bunu hep söylüyorum ama ben bursumu sadece kiraya veriyorum. Bursun yüzünü görmüyorum. Sadece kiramı ödüyorum. Pahalı olması bu yönden. Ama bunun şöyle bir etkisi de var. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki biz sizi işte tek başınıza gidecekmişsiniz gibi bu parayı ayarlıyoruz. İşte ben burada yurtta kalıyor olsam mesela evde değil de yurtta kalıyor olsam okey 1000 dolar yurda veririm. Geriye kalan 1000 dolarla da yemeğimi alırım. Karnımı doyururum tamam. Biraz da belki küçük sosyal aktivitelerim olabilir minnacık. Ama böyle evli olarak geldiğinizde mutlaka ev tutmanız gerekiyor. Yurt odalarında olmuyor yani. Dolayısıyla o da kira özellikle. Zaten en büyük gider kira her yerde.
Kira pahalıysa o şehir pahalı demektir. Londra'da onlardan birisi. Burs yetmeyebilir eğer ev tutacaksanız. Ama biriyle paylaşacaksanız veya yurtta kalacaksanız o zaman o yetebilir. Yine de diğerleri kadar rahat olmaz. Dependent vizesi çalışma hakkı tanıyor mu kişiye? Çalışma süresi süresiz mi yoksa haftalık belli saat mi veriyor? Bunun dışında dependent vizesi için eşinde IELTS puanı olması gerekiyor mu? Amerika için cevaplayayım ben. Amerika'ya geldikten sonra eşinizin çalışma vizesine başvurması gerekiyor. Genelde bu çalışma iznini veriyorlar. Daha verilmeyeni duymadım şu ana kadar. Burada benim bildiğim kadarıyla bir süre kısıtlaması da yok. Yalnız 40 saati geçince firmalar sigorta yapmak zorunda olduğu için genelde 40 saatten fazla çalıştırmıyorlar. Yani haftalık 40 saat diyebiliriz ona. Sigorta dediğin Ve sağlık sigortası mı? sağlık sigortası, aynen. Ve dependent vizesi için herhangi bir IELTS puanı olması gerekmiyor eşinizin. Kanada için de yine bir puan olması gerekmiyor. Hatta İngilizce bilmeniz bile gerekmiyor. Bilmesi bile gerekmiyor vizeyi almak için. Kanada direkt çalışma iznini veriyor. Yani Kanada'ya adım attığınız ilk gün eşiniz ve siz çalışabiliyorsunuz. Sigortayla ilgili de mesela bizim bulunduğumuz eyalette eşim için bedava sağlık sigortası, benim için ise aylık 75 dolar. Bunun üzerine eşimin iş yeri bir de özel sağlık sigortası yapıyor. İşte yok masaja git, fizyoterapiye git, dişçiye git filan. Hani bunlar burada ekstra masraftır her zaman. Dişçi, göz gibi şeyler dahil değildir sağlık sigortasında. Bunun için iş yeri ayrıyeten sigorta yapıyor. Kanada'ya gelin arkadaşlar, Amerika'yı boş Bence de. verin. Kanada kesinlikle çok iyi. Yani benim sağlık sigortalarım gerçekten Kanada kesinlikle çok daha iyi Amerika'ya göre. Burada sigortayı yaptırmak zaten bir mesele. Sigortanız yoksa zaten tamamen hani gitti her şey. Yani sigortayı yaptırmak da ayrı bir mesele. Sorum 30 yaşın öncesinde bu bursu kazanıp 30 yaş sonrasında gidebilir miyim? Yani evet, 30 yaşın öncesinde kazanırsanız zaten diyelim ki 30 yaşında kazandınız tam sınırda. Bir kursu işte kabul alması bilmem ne isterken zaten gitmeniz 31'i buluyor. Yani bir seneyi mutlaka geçiyorsunuz yurt dışına gitmek için. Arada Elif'in sorusunu kaçırdık. Yüksek lisans için de yurt Evet. dışında direkt hoca ile iletişime geçmemiz gerekiyor mu? Elif bu bazen bölümler özellikle belirtiyor. Diyor ki yüksek lisansa başvuru yapmak için önce bir hocayla anlaşmış olmamız gerekiyor. Bu doktora için de geçerli tabii. Böyle açıklamaları olabiliyor. Ama eğer hocayla iletişime geçmiş olmanız gerekmiyorsa bile bizim önerimiz her zaman önce hocayla iletişime geçmeniz. Yüksek lisans veya doktora fark etmez. Çünkü hoca sizin tanıyınca, sizin geleceğinizi bilince onlar bir komite görüşmesi yapıyorlar. Başvuran öğrencileri hepsini göz önüne alıp. Hoca der ki bakın Elif benim öğrencim olacak. Biz daha önce konuştuk onunla. Dolayısıyla ben onu kabul ediyorum öğrencim olarak. Dolayısıyla siz bir adım öne geçersiniz. Yani hocayla görüşmek zorunda değilseniz bile mutlaka görüşün. Evet, bence de. Ben de kesinlikle tavsiye ederim hocayla görüşmenizi. Aynen hocanın hani ben bu öğrenciyi almak istiyorum, benimle birlikte çalışacak demesi gerçekten önemli şey için, kabul süreciniz için. İşletme üzerinden başvuracak mısınız? Education Turkey zaten daha kolay o zaman işiniz daha erken başvurabilirsiniz. Ama hukuku bitirmeye yakın başvurursanız hani sizin için daha şey rahat olabilir belki hukuku bitirecek zaman bulabilirsiniz veya okulu dondurup yurt dışına gidersiniz dönünce bitirirsiniz. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Bu arada bir saatimiz dolmak üzere fakat sorularımız var biraz daha. Biraz daha uzatabilir miyiz Gözde? Vaktin var mı? Uzatabiliriz. Benim dersim 2'de. 2'ye kadar aslında Yani şu an sende saat 1 mi? Yok, 12 geç buçuk. miydi? 1 buçuk. Geç miydi? Tamam. Peki. Yarım saatte sen de müsaitsen Tamam, devam ben bir edebiliriz. bakayım. Ben de 12'ye kadar. Yani sende saat 3'e kadar. Tamam, vaktim var benim de. Yaklaşık biraz daha kalabiliriz. Nerede kaldık? İşletme üzerinden başvuracağım demişti. Fatih Cemre'nin sorusundayız. Bursu Bursu kazanıp kazanıp Rusya'da Rusya'dan. okuyan tanıdığınız var mı? Benim dil kursunda bir arkadaşım vardı, epey oldu görüşmeyeli gerçi ama kendisi şeyde ülke bölge çalışmalarını Rusya çalışmaları için gitmişti. Sanırım şu an hala orada doktora yapıyor diye hatırlıyorum. Zaten böyle çok öğrencilerin tercih etmediği ülkelerde genelde ülke bölge çalışmaları oluyor. Onlar Evet. o öğrenciler gitmiş oluyorlar. Ama sayıları çok az oluyor. Yani o yüzden ulaşmanız biraz zor olabilir. Referans için hocaların indeksleri önemli mi?
H index. Ben bunu bilmiyorum açıkçası. Yani böyle makale dersi falan verirken şey yapmışlardı ama daha önce makale yayınlamadığım için index nedir bilmiyorum. Gözde sence önemli mi referansta? Yani biraz önce de dediğim gibi hani sizi tanımayan profesörün referans vermesindense sizi tanıyan yardımcı doçentin referans vermesi daha önemli. Aynı durum H-Index için de geçerli. Yani çok atıyorum ben şimdi mesela Aziz Sancar'dan gidip referans alsam çok da büyük bir şey ifade etmez. Çünkü beni hiç tanımıyor. Hani hiç beraber çalışma yapmadık, beraber bir derse girmedik. O yüzden hani daha çok hani hocaların iyiliğinden çok sizi ne kadar tanıdığına dikkat ediyorlar referanslara bakarken. Ben bir okula başvurduğumda buradaki yine şu an bulunduğum şehirdeki diğer okul Simon Fraser Üniversitesi oraya başvurduğumda oradaki hoca da şu anki hocam gibi çok konuşkan, çok tatlı birisiydi. Bana direkt şeyi söylemişti işte referansların mektup gönderdi, ne kadar da çok seviyorlarmış seni, çok hoşuma gitti işte onların yazdığı bilgiler falan diye bana bunun da geri dönüşünü yapmıştı mesela. Normalde söylemezler işte hiç bilmezsiniz. Yani bizde öyledir, ODTÜ'de de hep öyleydi. Kapalı zarfta verilir referans veya online ortam üzerinden doldurulur. Öğrenci kesinlikle hiçbir şey görmez. Görmez. Burada da öyle. Mesela Kanada'da aynı şekilde online olarak hocalara bir link attı. Ben hocaların e-mail adreslerini verdim. Onlar bir link attı. Hocalarım direkt online ortam üzerinde doldurdu referansları. Yani ben hiçbir şey görmedim. Dolayısıyla ne yazdıklarını bilmiyorum. Ama böyle bir geri dönüş almıştım. Hoşuma gitmişti. Ben hala merak ediyorum acaba referansta neler Ne yazdılar. Referans yazdılar, alırken görmedim. Göremediğim değil için hala merak ediyorum gerçekten. mi? Evet. Kanada Sana için çok soru şükür gelmemiş. gerçekten. Evet. 2,60 ortalama ile alan üniversiteler var mı? Şimdi verilen burs Kanada'da yetiyor mu sorusu büyük şehirlerde yetmiyor arkadaşlar. Toronto, Vancouver gibi büyük şehirlerde Montreal hakkında çok bilgim yok. Buralarda yetmiyor. Dediğim gibi sadece kirayı karşılayabiliyorum ben verilen burs ile. 2,60 ortalama da yine Kanada'daki üniversitelerin genel olarak 3 sınırı var. Fakat 2,60 ortalamayla kabul almaya çalışırsanız önce hocanızı ikna etmeniz gerekiyor. Hocanızın da komiteyi ve okulu hani ikna edip kabul ettirmesi gerekiyor. Şansınız var ama üniversite direkt 2,5 ortalama ve yukarısı gibi bir üniversite görmedim henüz Kanada'da. Yani ilk 500 olan üniversitelerde görmedim. Education Turkey biz teşekkür ederiz. Teşekkür Daha ne sorunun ederiz. varsa biraz daha buradayız. Bekleriz. Türkiye'deki YLS'ye danışmanı research proposal için yardımcı oluyor mu ya da karışıyor mu? Yani benim danışmanım hiç bana karışmadı. Ben kendim kendi isteğimle gidip sordum. Hani hocam siz ne bekliyorsunuz? Dönüşte nerede çalışacak bir insan istiyorsunuz? Hani neye göre şey yapayım diye ve kendisi bana şey dedi çok hoşuma gitmişti o zaman da. Hani doktora dedi senin üzerinde uzmanlaşacağın alan. Ben sana kalkıp da git şu alanda uzmanlaş, hayatını bundan sonra bunun üzerine kur diyemem dedi. O yüzden sen hani ne üzerine gitmek istiyorsan, neyi seviyorsan, neyde uzmanlaşmak istiyorsan onun üzerinden devam et dedi ve ben de seçimimi ona göre yaptım. Hani böyle bir danışmana denk gelirseniz çok fazla karışmıyorlar. Ama birkaç şeyde özellikle kurum danışmanlarında duymuştum karışıldığını. Hani şunun üzerine çalışın, işte bizim şuna ihtiyacımız var diye karışıldığını duymuştum. O yüzden danışmanınızla sürekli iletişim halinde olmanız önemli. Dönüşte hani herhangi bir problemle karşılaşmamanız için. Çünkü göndereceğiniz bütün işte research önerisi, öğretim planı tamamı danışman tarafından onaylanacak. Ve o onay süreçlerinde bir problem yaşamamanız için danışmanınızla sürekli iletişim halinde olmanızda fayda var. Aynen. Ben kurum adına geldim buraya. Dolayısıyla danışmanımla daha sıkı bir ilişkideyim. Ve zaten şey olmadan üniversitelere başvuru yapmadan önce sormuştum. Çünkü hani direkt çok genel bir alan. Orman Genel Müdürlüğü, moleküler genetik hani tamam ağaçların moleküler genetiği ama hangi ayrıntıya girmem gerekiyor? Yani neyine bakmam gerekiyor koca gende yani. Bana demişlerdi ki işte biz Kabak Araştırma Enstitüsü'ne göndermeyi düşünüyoruz seni döndükten sonra. Ve orada da kuraklık üzerine çalışmalar yapılacak. Hani sen kabaklardaki kuraklık üzerine bir çalışma yapabilirsin gibi bir şey demişlerdi. Ben de direkt hocalarımı ararken kabak ve kuraklık keywordlerini kullanarak, anahtar kelimelerini kullanarak araştırmamı yapmıştım. Ona göre hocamı seçmiştim. Daha sonra mesela bu şu an bulunduğum üniversiteden iki hocadan kabul aldım. Birisi direkt kabak ve kuraklık çalışıyordu. Diğeri de biraz daha yan alan gibi, yani biraz daha farklı bir alandı. Bana o zaman sunmuştum işte bakın bu iki hoca var hangisiyle çalışmamı istiyorsunuz yine sunmuştum ve o zaman yine bana kabak ve kuraklıkla çalışan hocayı önermişlerdi işte bu hocada çalışmamı tercih ederiz diye. Hani böyle karışmışlardı ama direkt en ayrıntısı mesela şu an çalıştığım alanın
Yani tez konuma ayrıntılı olarak karışmadılar. İşte kavağın kuraklığına şuradan bak filan demediler. Bir şekilde yine oraya yönelmiş oldum ama ben. Öyle. Teşekkür ediyoruz bilgilendirmeniz için. Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet Siz de Allah'a olunca. emanet olun hepiniz. Aynen. Yurt dışında hocaların yönettiği yüksek lisans doktora tezlerini bulabileceğimiz bir yer var mı? Türkiye'deki YÖK Tez Merkezi gibi. Benim bildiğim toplu bir yer yok ama her üniversitenin kendi library'sinde, kütüphanenin internet sitesinde yüksek lisans ve doktora tezleri bölümü bulunuyor. Oradan bakabilirsiniz üniversitenin kütüphanesine girip. Ama yine de şey değilseniz, eğer o üniversitenin öğrencisi değilseniz ulaşım, yani ile nasıl diyeyim, erişim Bazı. sıkıntılı olabiliyor, kısıtlı Evet. olabiliyor. Ben böyle doktora tezi, yüksek lisans tezi gibi değil de şeylerine bakmıştım direkt. Google Scholar'dan işte yazıp keywordlerini, hangi hoca ne çalışmış. Zaten hocamı da oralardan arayıp bulmuştum yani direkt böyle. Hatta bu videomu da ekleyeyim, ben hocamı nasıl bulduğumla ilgili bir videom da var. İşte üniversitelerde hoca nasıl bulunur, onu ekleyeyim aşağıya. Hem Google Scholar, oradan hocaları bulup hocaların alanlarına, üniversitelerine gidip oradan daha ayrıntılı şeylerine bakmıştım. Öğrencilerine bakıp işte öğrencileriyle ilgili açıklamalar varsa, bu öğrencim şu tez üzerine çalışıyor falan diye onlara bakıp seçmiştim hocamı. Evet. Ama bildiğim öyle toplu bir YÖK Tez Merkezi gibi toplu bir şey yok bildiğim kadarıyla. Biz teşekkür ederiz sorular için. Arap dili ve belagatı ilahiyat alanlarında mülakat konusunda danışabileceğim tanıdığınız var mı? Benim bildiğim o alanda biri yok. Dil Benim sosyolojisi var ama sanırım o şeye girmiyor bu benim alana. bildiğim de yok. Aslında Arap dili ve edebiyatı mezunlarından, ilahiyat mezunlarından çok fazla bursiyer var bildiğim kadarıyla. Çünkü bayağı kontenjan açılmıştı onlar için önceki yıllarda. Bu sene nasıl da hatırlamıyorum. Onlardan da böyle bir program veya işte ne bileyim videodur, Instagram sayfasıdır, hani yapan çıksa bayağı iyi olur. Çünkü ben de merak ediyorum. Çok soru geliyor Arap diliyle ve ilahiyatla ilgili sorular. Ama ne yazık ki cevap veremiyoruz. Çünkü öncelikle zaten Amerika, Kanada gibi ülkelere gelmiyorlar. Onlar daha çok Kuzey Afrika ve Arap ülkelerine gidiyorlar. Hani ne o soruları cevaplayabiliyoruz, ne alanla ilgili soruları cevaplayabiliyoruz. Buradan bizi duyarlarsa o arkadaşlardan birisine de öneriyorum böyle bir sayfa başlatmasını. Evet. Peki çok merak ettiğim bir soru var. Kanada'ya gittim ve dönmeyip kaldım diyelim. Borç durumu ne kadar olur? Yani size ödenen borcu faiziyle alıyorlar. Tabii ki de bunu şu an nasıl diyeyim? Mesela yüksek lisans için 65 bin Kanada doları, doktora için ise 100 bin Kanada dolarına imza atıyorsunuz. Ama size ödenen bunun kat kat fazlası oluyor. Mesela ben kendimi düşünürsem, 2 yıldır buradayım. Öncesinde dil okuluna gittim Amerika'ya. Orası Amerika dolarıydı bir de. Daha fazla. Yani 60, Anladım. zaten bana sadece Amerika'da ödenen belki 50 bin Kanada doları civarı eden bir paraydı. Yani hani o senete attığım imzanın hiçbir önemi kalmadı bile neredeyse. Çünkü onun kat kat fazlası ödeniyor bana ve bu geri, eğer burada kalmak istersem, faiziyle tekrar istenecek benden. Evet. Bursa eğitim kategorisinden değil de diğer kurumlara başvurup burs alırsam okul arama sürecinde zorlanır mıyım ve döndüğüm zaman zorunlu hizmetim bitince işi bırakıp özel sektöre geçebilir miyim? Yani eğitim kategorisinden değil de diğer kurumlar derken herhalde üniversiteye değil de diğer kurumlara gidersem diye düşünüyor, sorulmuş. Sen kurum adına gittin, sen daha iyi bilirsin okul arama sürecini hani nasıl olduğunu. Yani bunun çok bir farkı yok. Hocalar sadece sizin işiniz var mı diye bakabiliyorlar. Yani daha doğrusu bakmıyorlar buna da, siz eğer belirtirseniz benim zaten işim var, master'ı doktorayı bitirince işime döneceğim. Bu onlar için bir artı oluyor. Çünkü üniversitelerin şeyleri var, böyle bir üniversiteleri öne geçiren yüzdelerden birisi mezunlardan kaç tanesi iş bulabiliyor. Siz hazır iş bulduğunuz için zaten o ortalamayı yükseltmiş gibi oluyorsunuz. Dolayısıyla hocanın hoşuna gidiyor. Hatta benim böyle proposal sunumumda falan, işte böyle komite görüşmelerimde hocam özellikle belirtir, bunun işi var biliyor musunuz falan diye böyle. Bunu böyle hava atarak söylüyor mesela benim işim olduğunu. Çünkü onun için ekstra bir şey. Onun öğrencilerinden birisinin iş sahibi olması demek bu. Yani bir etkisi yok böyle, herhangi bir kurummuş, üniversiteymiş, onun bir etkisi yok. İş bırakıp özel sektöre geçebilir miyim de, yani zorunlu hizmeti bitirdikten sonra size kalmış. İsterseniz bulunduğunuz kurumda devam edin, isterseniz istifa edin, başka yere gidin, başka ülkeye gidin, hiç önemli değil. O size kalmış bir şey. Bununla ilgili şöyle bir soru da geliyor. İşte zorunlu hizmetim bitti, ben oradaki işim bitti mi, beni atacaklar mı işten gibi bir şey geliyor. Hayır, siz orada emekli olana kadar kalabilirsiniz.
Sadece zorunlu hizmeti bitirip bitirmemek sizin tazminat ödeyip ödememenizle ilgili olduğu için zorunlu hizmeti bitirmeniz gerekiyor orada. Bu arada bu okul arama sürecinde zorlanır mıyım sorusu, hani kurumdan destek alabilir miyim anlamındaysa, danışmanın epey ilgiliydi bu konuda, değil mi? Evet, benim Destek. danışmanım aynen bayağı destek olan birisiydi. Yani hani ben her sorumu yöneltiyordum ona. İşte şu hocaları buldum, şu okulları buldum. Sizce hangisi daha iyi olur? Bu gibi sorularımla hani sürekli iletişimdeydim. Zaten sonrasında siz okuldan kabul aldıktan sonra önce danışmanınız imzalıyor. Evet, bu öğrenci bu okulda bu hocayla okuyabilir diye daha sonra onaylıyor. Dolayısıyla danışmanın Evet. haberi olması her zaman daha iyi. Böyle bir iki dakika daha duralım. Eğer sorunuz yoksa arkadaşlar bitirelim yavaştan. Mülakatlardan sonra yine bir şey yaparız. Canlı yayın Tekrar yaparız. görüşürüz. Hatta İngiltere'den de bir arkadaş dahil etmeye çalışırız. Daha önce konuştuğumuz arkadaşlar vardı, işte beraber canlı yayın yapalım dediğimiz arkadaşlar vardı. Onları da dahil ederiz. Amerika, Kanada, İngiltere olur. Hani Birleşik Krallık ülkeleri olur. Öğrencilerin de sık gittiği yerler zaten. Hatta Almanya'da da arkadaşlarım var ama Almanya'ya giden ne kadar çok var gitmek isteyen onu bilmiyorum. Bir de sonuçta Avrupa ülkeleri küçük küçük ve hepsinde çok farklı şartlar olabiliyor. Hani tek bir tanesinin olması fayda sağlar mı onu bilmiyorum. Ama duruma göre bakabiliriz, evet. Aynen. Mülakat sonrasında da sorularınızı biriktirin. İşte kefildir, yok ülkeyi nasıl seçeyim, hocayı nasıl bulayım, yine benzer sorular olacak ama videoları da ekleyin bu arada aşağıya. Almanya olsun demişler. Ay olsun. Peki. Videoyu ekleyeyim aşağıya. Hoca nasıl bulunur videosunu. Yine Recep Akdeniz arkadaşımızın sayfası YLS'ye soru cevap. Onu takip etmenizi öneririm İngiltere hakkında. Instagram'da ben takip ediyorum. Hani YouTube'dan çok ayrıntılı bakamadım ama Instagram'dan takip ediyorum ve bayağı faydalı işler yapıyor. Evet, ben de sevdim onun videolarını. Gerçekten ayrıntılı anlatıyor. Hani hoca nasıl bulunur, işte makale nasıl aranır, bu Evet. tarz konularda güzel videolar çekiyor gerçekten. Almanya'yı da dahil etmeye çalışacağız bakalım. Evet. O zaman yavaştan kapatalım. Eğer son sorular yoksa bizim buralarda sabah hala işlerimize dönelim bir an önce. Sizlere de iyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar hepinize. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hop, son bir soru geldi. Yurt dışındaki dil kursu yeterli oluyor mu? Dil kursu her ilde mevcut mu? Yani ben kendi dil kursumdan çok memnundum. Hacettepe'de aldım ben dil kursunu ama 7 sene oldu. Daha doğrusu 6 sene oldu. 2014'te almıştım. Hani ne kadar değişti, ne kadar şey oldu bilmiyorum ama ben çok memnundum dil kursundan ve çok güzel eğitim aldığımı düşünüyorum dil kursunda. Her ilde mevcut olup olmaması tamamen üniversiteye ve kişi sayısına bağlı. Eğer mebi şartlarını sağlayan bir üniversite kursu bulup yeterli sayıda 5 kişi olması gerekiyor sanırım sınıf açılması için. Yeterli sayıda sağlarsanız bulunduğunuz ildeki bir üniversiteye dil kursu açtırabilirsiniz. Başka soru yok diye umuyorum. Kapatıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.